Bana iletmem söylendi. Bugün itibariyle hastanemizle ilişiğiniz kesildi Yonca'nın. İyi günler. Canınız cehenneme, tamam mı? Allah hepinizin belasını versin. O Gülfem'e söyleyin, bunu onun yanına bırakmayacağım ben. Yonca. İşime son vermişler. Duydunuz değil mi? Ne için? Patronu çevirmeyi istemiş çünkü. Bebeğimi süpürdükleri yetmedi, şimdi beni süpürüp atacaklar. Yonca yeter ya, yeter! Ya ne dedi o adam ya, sen ne yaptın? Bir dakika, şantaj dedi adam ya. Kızım ne şantajı? İstemedi bebeği. Ya ne yapsaydım? Basına açıklama yapacağım dedim. Eğer Ömer Bey bıçaklanmasaydı şimdi her şey çok farklı olacaktı. Nasıl ya? Bir dakika, ben hiçbir şey anlamıyorum, kafam karıştı. Şunu baştan anlatsana bana. Taner evleneceğimizi söyleyecekti. Eğer söylemezse ben de basına beni kürtaja zorluyorlar diye açıklama yapacaktım. Tamam mı? Ama tam söyleyecekken Ömer Bey'in haberi geldi. Sen Taner ikna oldu, nişanımızı açıklayacak dedin. Şantajla mı ikna ettin Taner'i? Ya sen nasıl rezil bir insansın böyle ya? Ablam olduğun için utanıyorum senden. Aa! Manyak tavırlara bak ya! Ben gerçekten inanmıyorum sana ya. Yani bu bayağı kullandın hepimizi. Baya bu rezil oyununa alet ettin hepimizi, öyle mi Yonca? Kadir, ben senin kardeşinim ya Ömer Bey. Hiç mi utanmıyorsun ya Ömer Bey'den? Ömer Bey öğrenirse ne olacağını düşündün mü? Yeter be! Ömer Bey'in de canı cehenneme, tamam mı? Zaten bana bir iş halledemedi. Eğer bastırsaydı ben bugün Yonca Hekimoğlu'ydum, tamam mı? Eğer o söyleseydi, siz burada benim karşımda bana şarlayacağınıza hepiniz benim ağzımın içine bakıyordunuz böyle. Yeter ya, yeter! Kıyafetlerimi verin bana. Bir dakika daha burada duramayacağım artık. Ya dur be, dur! Ne yapıyorsun? Ömer Bey, geçmiş olsun. Size de uğrayamadım telaştan işte. Geçmiş olsun Yonca. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ömer Bey, ben aslında yani... Umarım bundan sonra bu güzel aileye layık olmaya çalışırsın. Bir de ağlıyor ya. Ya bir de ağlıyor ya. Gerçekten inanmıyorum sana. Bunların hepsi sınıf atlama özlemi içinde kıvranan kızlar. Hepsinin hayali zengin, güçlü bir erkeği etkileyerek paraya, ihtişama kavuşmak. İşte gerçekler bu kadar basit. Genelleme yapma Gülfem. Kardeşleri Yonca'dan farklı. Neyse canım, sen bu konuda çok hassassın. Daha sonra konuşuruz. Ben bir Taner'i arayayım. Nerede kalmış bir öğrenelim. Sonra da gidelim artık buradan. Alo Gülfem. Ben şimdi geldim. Hastanenin önündeyim. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Geçen gün ne sen bana vermiştin. Teşekkür ederim. Ya ben yanlış mı anladım, yoksa sen ilk defa öküz yerine teşekkür ederim mi dedin? Taner, ben sana bir özür borçluyum. Ya aldırma, olan oldu. O kadar mı? Ben bilip bilmeden sana o kadar ağır hakaret etmişken... Ya Çiçek, sen başkasın. Şu yaptığın bile benim için çok değerli. Buna emin olabilirsin. İki tahlilin sonuçları da birbirine çok yakın. Hamileymiş sanırım. Çocuk kimden acaba?
Ya bir an evvel çıkalım şuradan hadi. Yürü. Pardon doktor bey. Bak böyle özür diledim diye hakkında iyi şeyler düşünme sanma sakın. Ah be şöyle bir kendine gel. Ayrıca Çiçek bir insanın ağzına özür diliyorum kelimesi bu kadar mı yakışmaz ya? Salak şey. Şimdiden gelecekte bir müşterini kaybettin. Ne? Ya senin bu kadar ön yargıyla iyi bir avukat olacağını düşünemiyorum ya. Vekalet falan vermem ben sana. Aa şuna bak. Ben seni vekilim olarak kabul ettim sanki. Allah Allah çok yer. Çok fazla. Utanmazlar. Ahlaksızlar ya. Yonca. Ya ben parçalamaz mıyım sizi ha? Ya hiç utanmanız yok mu sizin? Ulan sen utanmaktan anlıyor musun? Dolandırıcı. Taner. Sahtekar seni. Duydunuz değil mi? Duydunuz değil mi? Dolandırıcı diyor bana ya. Yonca hadi eve hadi. Hadi kızım hadi ya. Hadi ya. Yonca hadi. Dolandırıcısın sen. Çiçek eve sende. Sakin. Ya tamam hatalıyım tamam mı kabul. Bak tam hatasını kabul etti işte gördün mü? Artık kavga falan yok, tamam mı? Öyle hatalıyım demekle kurtulamaz Güldürü. Ya ben bugün Taner'in bebeğini düşürmüşüm. Üstüne yetmemiş bir de işimi kaybetmişim. Sense aşağıda kalkmış ablanın sevgilisiyle fingirdeşiyorsun ya. Bak bir daha fingirdeşiyorsun da ne olacak sana? Ne olacakmış? Ha? Gel ben sana göstereyim istersen ne olacağını ha? Yonca, Yonca saçmalama babam duyacak. Fingirdeşiyordun. Ahlaksız utanmaz. Ahlaksızım öyle mi? Para hırsıyla sahtekarlık yapansan ahlaksız olan ben değil mi? Yok ben seni öldüreceğim ya. Ben seni yırtacağım. Ya ne yapıyorsun Yonca yeter. Yeter ya. Neyi paylaşamıyorsunuz? Söylesene Yonca. Yonca. Yok yok bir şey baba. Ya bluzumu giymiş işte ben ona şey dedim. Ayıp ayıp. Koca kızlar oldunuz. Hala çocuk gibi kavga ediyorsunuz. Bıktım sizin tatlananızdan. Evde huzur bırakmadınız be. Vallahi ben de. Ben de sizden de her şeyden de bıktım. Ya sen Taner'i geri istiyorsun ama. O bana asılıyor. Ben bebeğimi doğuracağım. Ne diyorsun sen ya? Bu bebeğin benden olduğu ne malum? Bu kızın ne kadar ahlaksız bir insan olduğunu görmüyor musun sen? Lan sen utanmaktan anlıyor musun? Dolandırıcı. Karnımda torununuzun çocuğunu taşıyorum ben. Çekil önümden. Her beysiz. Sahtekar seni. Buyurun oturalım. Aa, şey Ömer'i beklemeyecek miyiz? Uyuyor uyandırmadım kalkınca yer. Ne oluyor ya? Durun giremezsiniz. Gör bak nasıl giriyor. Hocam dur. Derhal çık. Derhal çık. Derhal. Diyeceklerimi demeden buradan buraya gitmem. Yonca delirdin mi sen ya? Hadi yürü eve hadi. Bırak. Delirdim. Evet. Siz delirttiniz beni. Akıl hastanesine lan o zaman. Ne bağırıyorsun burada? Defol git bu evden. Bak. Yonca hadi. Hadi Yonca. Bırak be. Allah hepinizin belasını versin. İnsanları kullanıp atmak sizin marifetiniz değil mi? Hayvanlar. Şevket derhal polisi ara. 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 Aramazsanız adisiniz be. Aramazsanız. Ne güzel olur değil mi ha? Ne güzel olur. Ne güzel. Hep beraber haber oluruz. Oh, basına anlatacak çok güzel hikayelerim var benim. Yonca? Güldürü ne oluyor burada? Çok affedersiniz. Biz... Yonca yürü eve. Bahçıvanın kızları evi Dingo'nun ahırına benzettiler. Ağırdakiler bile sizden değerlidir. Yonca yeter. Affedersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.